Bey, sakatlıktan yeni çıktınız. Maçın en skorer oyuncususunuz 28 sayıyla. Maç hakkındaki görüşleriniz ve turnuva devamındaki sonuçların yorumlarını alalım. Sakatlıktan evet yeni çıktım. Yani takımı o süreçte yalnız bıraktım, talihsiz bir sakatlık olduğu için. Çok keyifli bir organizasyon bir kere. Yani burada oynamak çok gerçekten güzel. Maça da iyi hazırlanmıştık. İki haftadır güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Sonucunu da aldık diye düşünüyorum. Öbür takıma da başarılar dilerim. Teşekkürler. İzleyiciler, CBL Ankara 6. sezon 7. hafta mücadelesi ve günün ikinci karşılaşması Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Man takımını yenmeyi başardı. Yanında da Mert Tıraş var, takımın önemli isimlerinden. Öncelikle sizi tebrik ediyorum ama en büyük geçmiş olsun dileklerimi de Ege için iletmek istiyorum. Ege ile ilgili bilginiz var mı? İlk olarak bir ona değinelim, ardından bu galibiyeti konuşalım. Ya, galibiyet önemli değil yani. Ege'nin sakatından sonra ilk müdahalesini yaptık. Ön çaprazında bir gerilme var gibi duruyor. Şimdi hastaneye gidip gerekli tetkikleri yapacağız. Röntgen MR'ını alacağız. Dediğim gibi Ege'nin sağlığı dışında maçın çok bir önemi yok zaten. Elimizden geleni yaptık. Zaten Ege'den sonra bir takımda moral ve motivasyon düşüklüğü de aldı ama son topa kadar mücadele etmesini bildiniz. Tebrik ediyorum. İlerleyen haftalarda peki bizi neler bekliyor? Çünkü takım tam tamamlanıyor derken yeni oyuncular da gördüm sağda ama Ege gibi bir oyuncunun kaybı oldukça kötü oldu. İlerleyen haftalarda bizleri neler bekliyor? İlerleyen haftalarda aslında tam takım çalışmaya başlamıştık ilk defa. Ben ameliyat olmuştum. Bazı arkadaşlarımız hastaneye yeni başladı. Onlar geldi. Tam takım olarak başlamıştık ama bakalım Ege'nin durumunu değerlendireceğiz. Ege'yle dediğim gibi önceliğimiz şu an Ege'nin sağlığı. Basketbol ikinci planda, insan sağlığı birinci planda. Devamında bakacağız ama dediğim gibi Ege olsa da olmasa da biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ege'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size de başarılar diliyorum. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara'da 7. hafta 2. karşılaşma sonlandı. 3. karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 6. sezon 7. hafta mücadelesinde günün bomba bir karşılaşması tamamlanmış oldu. Gazi Üniversitesi Hastanesi Meteksan savunmayı mağlup etti ama karşılaşmanın en skorer oyuncusuydunuz. Maçın başından sonuna kadar da çok güzel, keyifli bir maç izlettiniz bizlere. Neler söylemek istersiniz Hayati? Ya ilk 6 hafta bizim için çok da iyi geçmedi açıkçası. O yüzden bugün kazanmak için geldik. Hani ilk röportajda da söylemiştim, daha çok yeni bir takımız. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamamıştık. Bugün de çok fazla eksiğimiz var. İki oyun kurucumuz da sakat, gelemediler. Biraz eksiklerle mücadele ederek çıktık ama kazanmak için geldik. Maçın başında biraz probleme girdi ama maçın ilerleyen dakikalarında açtık. Güzel oldu. İyi bir galibiyet oldu. Hem taraftarlarımızla birlikte bunu kutlayacağız. Kenarda da hem eşim hem kardeşim maç boyu sürekli desteklediler bizi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşların eşleri de burada. Onlara da teşekkür edeyim. Sonra eve gidince sorun olmasın. Maçlara, antrenmanlara gelebilsinler. Eksik dediniz ama ben eksik göremedim çünkü siz sahada resmen eksikleri de tamamlayan kişi konumundaydınız. Bizi ilerleyen haftalarda sizinle birlikte, takımla birlikte neler bekliyor? Ya çok teşekkür ederim. Gökberk bugün yoktu, as oyun kurucumuz. Gökberk bana kazanamazsak benim yüzümden mi olacak dedi. Ben de evet dedim. Hani onun biraz vebalini taşıyarak oynadım. Hani onu artık hani yenilseydik ona çok laf edecektim. Ama şimdi daha çok laf edeceğim, senin yüzünden daha çok yoruldum diye. O yüzden biraz daha hırslı oynadım. Güzel oldu. Hani bugün çok sayı atabildim. Takım arkadaşlarım da gayet iyi mücadele etti. Güzel oldu. Güzel. Ben de sizleri tebrik ediyorum gelecek maçlarla ilgili. Sevgili izleyenler, Gazi Üniversitesi Hastanesi takımından Hayati kaptan yanımdaydı. Gelecek maçlarla ilgili de konuştuk ama bu maçla ilgili de bomba açıklamalarda bulundu. Umarım takım arkadaşı da kendisini izleyecektir. Biz de artık son karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezon 7. hafta mücadelesi son karşılaşma. İtmaden takımı strateji ve bütçe başkanlığı karşısında üstün ayrılan taraf oldu. İtmaden'de ilk galibiyeti oldu. Yanında da galibiyeti mimarlarından kaptan Haldun var. Neler söylemek istersiniz bugünkü mücadele ve galibiyetle ilgili? Ya açıkçası ya tam olarak toplanamadık takım olarak. Çok sakatlarımız vardı. Hiçbir zaman düzenimizi oturtamadık. Ya inşallah bu maç bizim için bir nokta olsun diyorum. Devamı böyle gelir. Ya şutlarımız girmiyordu, randıman alamıyorduk bir konuda. Ama sakatlarımız da yavaş yavaş iyileşiyor. Bundan sonra daha iyi bir devam edeceğimizi düşünüyorum ya tam olarak. Bugün kendi mücadelenizle ilgili asıl neler söylemek istersiniz? Neredeyse 3. çeyrek Haldun'un çeyreği oldu, 4. çeyrekte de öyle devam etti. Ya açıkçası her maçta biraz bazı arkadaşlarımız oyun alıyordu. Levent mesela çok iyi maçlar çıkarıyordu. Benim çok, ya bu sezon en kötü sezonumdu açıkçası. Hiçbir şutum girmiyordu, atamıyordum. Ya açıkçası bir nokta oldu benim için. Hem takım için hem bizim için bir nokta oldu. Bundan sonra daha çok kendi özgüvenimizi kazandık açıkçası. Yani ya daha iyi maçlar oynadığımız zamanlarda kaybettiğimiz maçlar da oluyordu. Geçen sene, daha önceki sezonda da aynı şeyi yaşadık. Ama inşallah bundan sonra çok iyi bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Takımı tebrik ediyorum. Stadyumcu başkanını da tebrik ediyorum. Yani ara sıra aramızda bir sürtüşme oldu ama dostane bir şekilde bitirdiğimize inanıyorum. O da
sahanın tadı tuzu biberi. Başarılar diliyorum ben de sizlere. Sevgili izleyiciler, CHB'li Ankara 7. haftada artık tamamlamış olduk. 8. haftaya da perdeyi açıncaya dek hoşçakalın.